Amasra'dan ayrıldıktan sonra Karadeniz'in güzellikleri içerisinde yol almaya devam ediyoruz. Henüz çok da fazla ilerlememişken yol üzerinde gördüğümüz bir tabelaya uyarak yolumuzu değiştirdik ve 400 metrelik bir sapma ile beraber bu gördüğümüz manzara ile karşılaştık. Aşağıya doğru ilerledikçe kamp yapabileceğimiz uygun bir alan olduğunu da gördük. Zaten burada kamp yapan arkadaşlar vardı, günübirlikçiler de var. Biz de burada bir gece konaklamaya karar verdik. Yerleşme işlerimizi tamamladıktan sonra Kerem akşam yemeği işini üzerine aldı. Bize de gün batımını seyretmenin keyfi kaldı. Sabahın ilk saatlerinde hazır erken uyanmışken bulunduğumuz ortamı sizlere tanıtmak istedim. Bu kısım kamp alanına giriş yaptığımız kısım. Genel olarak görüntü bu şekilde. Sol taraftan ilerlemeye başladıkça çalıların arasından küçük patikalarla müstakil çadır alanlarına çıkılıyor. Bu alanlar yer kısımları temiz, düz, aynı zamanda muhtemelen belediyenin daha önceden yapmış olduğu beton masalar var. Sol taraftaki yoldan ilerlemeye devam edince yaklaşık bir 100-130 metre kadar sonra toprağın kaymış olduğunu gördüm. Buradan ileri araçla gitme mümkün değil. Bu yüzden ben de yürüyerek de ilerlemedim. Belediyenin yapmış olduğu masaların aşağıya kaymış olduğunu da görüyorum. Bulunduğumuz alana bir de deniz kenarından bakıyoruz. Deniz kenarı, denizi gerçekten turkuaz renkte. Bunun sebebi de taşlık olması. Sahilden bakıldığında böyle bir yamaç ve yamacın kenarındaki ağaçlar da zaten kayma tehlikesi var. Bu sebeple dün jandarma geldiğinde koruma bandı da çekmişti. Aynı zamanda sahilin bu kısmında temiz su kaynağı da var. Küçük bir sızıntıdan içme suyu buradan temin edilebilir. Aynı şekilde 400 metre yukarıda yol sapağında bir de çeşme vardı. En yakın merkez 1.2 kilometre kadar doğuda Kurucaşile. Bütün ihtiyaçlar buradan karşılanabiliyor.